çay içiyor. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Video mu başladı? Aç. Aç bakayım. Hayat bro. Bayak video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İstanbul'un gece sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Nedir İstanbul'un gece sokak lezzetleri? Baba, sabah olmayan lezzetler. Sabah olmayan, gece olan lezzetler. Adam... Biri videoda boşçu. Karaköy dansı, Karaköy dansı. Ben hayır dansı. Şu an ben dans falan edemem. Benim ben dansı. Çok canım çekti şu an. Reis arasına şundan koyayım mı? Çatır çutur. Pilava ketçap abi, atılır mı atılmaz mı? Atılmaz şey abi. Abi. Adam tablasını kurmuş. Evet. Yanda tezgah. Yıllardır yapıyor bu işi. Adam şuradan köfte alıp atıyor buraya. Tak hemen çekiyorsun. Köftemizi yiyeceğiz, evet. Balığımızı yiyeceğiz, etimizi yiyeceğiz, uykuluklardan yiyeceğiz, midyelerden, kokoreçlerden yiyeceğiz. Ben sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Nereye? Mersin'de tantuniyi beğenmemiştik hatırlıyor musunuz? Evet. İstanbul'da benim bir tane tantunici var tamam. Demiştim. Ben sizi bugün o tantuniciye götüreceğim. O zaman ben de bugünün kralı tavuk pilav diyorum, un kapalı pilav size getireceğim. Fatih sen de bizi ilk durak olarak köfteciye götürüyorum. Hadi bakalım. Hadi köfteciye götürüyorum. Hadi bakalım. Evet, i̇yi, ki, evet. İyi ki bu videoyu çekiyoruz. Ama bir dakika, seyircinin burayı bilmesi lazım öncelikle. Tamam. Fatih'in çünkü yaşadığı bilinmeyen... eski yer olabilir mi? Zaten bir şey diyeceğim. Bu bölgelerde yaşadığı bölgelerde yaşadığı Fatih, yaşadığı evet. Gittiğimiz her lokasyonu çok açık bir şekilde anlatmamız lazım. Çok net bir şekilde aynen. Anlatıyorum. Bilen bilir, içeride dizisi vardı. Evet. Dizinin hemen Celal Baba kebapçı var biliyorsunuz. Kebapçı Celal. Kebapçı Celal'in sağ çaprazına baktığında sucuk, köfte, ekmek. Yani sıcık ekmeği yerken arkada içeride temasını göreceksiniz. Şey diyeceğim, kaç senedir İstanbul'dasın? 10. İlk defa mı böyle yerlerde yemek yiyorsun? Çok yerim ben. Çok ben, defa. Ben çok yerim. Aynen, ben hadi de geçelim. Çok yerim. Çok keyifli oluyor burada yemekler yemek. Selam. Abi selamu aleyküm. Güzel değil. Yeni mi başladın? Yeni başladım ama hazırlarız. Abi kaç yıldır buradasın? 20 senedir buradayız. 20 sene. Ya burası 6 senedir faaliyette. Aşağıda balıkçı teknemiz var. 20 senedir falan buradayız. Bu çok arabada iyi. Satış yapıyorsun değil mi sadece? Tabii tabii arabada satış yapıyoruz. İçeride abi, ateşlerimiz yanıyor. Abi odan atıyorsun. Peki abi köften mi meşhur, sucuğun mu meşhur? İkisi de kendi çapında meşhur yani sıkıntı yok. İkisi de kendi çapında meşhur. Köfteyi ben kendim yapıyorum. Sucuk da kasap kendi biz yapıyor. Kendimizce burayı anlatmaya çalıştık ama sen daha net hani nerede bu araba şu anda İstanbul'un neresinde daha net anlatabilirsin diye bu düşünüyorum. Bu araba İstanbul Beyoğlu'nun Hasköy bölgesinde. Beyoğlu Hasköy bölgesinde. Evet. Nasıl burada bulacak adamlar insanlar burayı? Tabii tabii Beyoğlu'na bağlı. Aa. Abi köfte sana aitse o zaman biz köfte istiyoruz. Tamam. Bir porsiyon. Üçümüz test edeceğiz. Tamam. Bakacağız. Tamam. Böyle satış yapan yerlerin lezzeti asla şaşmaz bu arada. Bakacağız. Çok iyidir yani o kesin. Valla döver yoksa bizi zaten. Estağfurullah ya ne dönmüş. Hadi geçelim oturalım. O zaman yani, şurada biz bekleyelim. Tamam. Sıkıntı yok. Çay kahve ikram edelim. Tamam. Bu arada ateşin başına bir masa ayarlarsanız arkadaşlar. Bu tamam. Videoyu çekmek için sabahtan beri yemek yemedim. Valla billahi. İlk defa senin yemeğini yiyeceğim. Meşhur olmayan köftecinin köfteleri. Estağfurullah abi. Şu saatten sonra içecek meşhur alırsınız. Abi içecek ben açık ayran var mı? Açık maalesef yok. Kapalı bir tane ayran alayım ben. Tamam. Ya. Ben de ayran alayım bir tane. Abi bunu ben de ayran alırım. Ekmeğe bak, ekmeğe bak, ekmeğe bak. Üç tane daha. Ekmeğe bak, ekmeğe bak. Aç çatal mı kullanıyorsun? Veriyorum. Çatal değilken, bak bunu bir ekmek işi yapacağım. Anam Nusret'ten çıkmayık. Nusret'ten çıktığımız mı var? Gözünü seveyim. Tuz atsana tuz. Şöyle baba, bunun sırrı bu. Burada yiyorsan bunun hakkı bu, izle. Bak. Lokum gibi gidiyor dostu ya. İlginç bir köfte. İlginç mi? Tadı hiç şaşırtmadı ha. Gerçekten şaşırtmadı. Elinle al. Teşekkür ederim. Tadı gerçekten şaşırtmadı. Abi bunun bir porsiyonu ne kadar? Abi 80. 80 lira. Evet abi. Bu porsiyon değil mi abi? Evet abi. Bu porsiyon değil mi? Peki evet. Yarım ekmek arası ne kadar? 40 lira. Evet. Abi elinize kolunuza sağlık. Abi, muhteşem. Teşekkür ederiz. 10 üzerinden 10 yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tam burayı izleyenler biliyor. Seyyar satıcı köfte tadını aldınız değil mi? İzlerken aldınız tabii yani. Ya. Aynısı. Ya buraya her zaman gelinir ya. Hani bu ne biliyor musun? Canım çekti. Şu benim köfteciye gideyim köftecisi. Anladın mı? Aynen. Katılıyorum aynen. Sana. Bir de markette satılan köfteler aynı lastik gibi oluyor ya. Çok kötü ya. Niye onları satıyorlar ki? Kim alıyor onları? Alan var mı? Ben.
Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Köfte demişken Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, hatta abartmıyorum, dünya sınırları içerisinde yiyebileceğiniz en iyi köfteyi ben size Ordu Fatsa'da yedireceğim. Bak size yemin ederim. Ordu Fatsa'da yedireceğim. Ne diyorsun? Ya Akşabat köftesinde köfte var. Konuşma ya. Ordu Fatsa yedim ben orada köfte. Burhan ettin mi? Burhan mı? Akşabat köftesi. Akşabat köftesi yedin mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu köfte bence Akşabat köftesinden de güzel. O Trabzon Fatsa'daki köfteden de güzel. Fatsa'da köfteden yemedin ki oğlum sen. Bence güzel. Ben beğendim. Bayıldım çünkü. Mükemmeldi ya. Ya bu köfteden daha iyisini yiyebileceğimi düşünmüyorum şu an. Ama anda devam edeceğimiz için fazla yemeyeceğim. Devam edeceğimiz için. Bir sonraki durağımız neresi? Unkapanı pilavcısı. Unkapanı pilavcısına geçiyoruz. Orası meşhur zaten. Bilenler bilir. Bilmeyenler için adresini zaten orada paylaşacağız. Devam edelim. Soğanı da güzel biliyor musun? Devam. Afiyet olsun arkadaşlar. Abi, teşekkür ederim. Kral bu neydi ya? Eyvallah. Bu neydi ya? Eyvallah. Akçabat köftesi balondur. Nereden gidiyorsun? Bak şu abi yerde Ekrem İmamoğlu'nun heykeli var babacığım. Abi ne Ekrem İmamoğlu? Bir dakika ya. Sağdan giriyorsun. Şu sağdan sağa girsene hocam. Sağa giriyorum. Sağ şerit. Sağdan dönerken sağ tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye oğlum, Başkanlığı. Oğlum U çekeceksin. Ne anlatıyorsun Fatih ya? Bir dakika çemeri hocam. Çek geçince U çekeceksin ya. Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski sağ tarafında kemere geçmen lazım. Suyun kemerine doğru. Arabada biri boş yapıyor. İmdat! Devam et, devam et. Nereden gideceğim adam gibi? Sağdan, diyorsun. Sağdan. Geç şuradan, sağdan git. Lazım. Oğlum sadece sağdan desen ya, yeter. Sağdan git, U çekeceksin ama reis. Unkapanı pilavcısına gidiyoruz da şu anda. Bak, devam et reis, sağdan devam et, sağdan devam et. Sağda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. U çek şuradan şimdi. Görüyor musun? Buradan U çekeceğim. Büyükşehir Belediyesi burada mı? Burası, burası. İmamoğlu'na bir selam verelim ya, gelmiş ya. Bak bak orada. Şuradan, şurada. Ha. Büyükşehir Belediyesi burası evet, mı? Orası. Başkanım! Şimdi geldik sayımız. Ulan yine millet Bilal diyecek. Var 5 kuruş da para almıyoruz. Nasıl olacak? Ne oluyor Bilal? Gel abi. Gel 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 gel. Gidim üstleri geçince sağ yap. Aya unda kundura. Un kapandı gel. Burdum sıkandı ya. Aa çok kalabalık ya. Evet. Sanırım çok sıra var ama bir öncekinden hızlı gelecek sanırım. Gel gel yok yok kendimiz alıyoruz zaten. Seyyar alıyor. Aa öyle mi? Pilav yemeyeceğiz mi? Ben pilav bir şey söyleyebilir miyim? Ama burada ben... şimdi tavuklu var, kuru fasulye var. Yok abi tavuk mavuk pilav. Pilavcıya gelsek bence pilav. Tavuklu pilav tavuk yiyeceğim deli misin ben oğlum? Tavuklu, ben sen? Tavuklu pilav yiyeceğim hocam. İlk ben önce kasaya ödüyormuşuz ondan sonra devam edelim. Abi kaç? Hemen mi geldi ya? O kadar hızlı ya. Oğlum 1 dakika bile değil ya. 30 saniyede falan. Buyur abi. Yarım mı? Kardeşim. Yarım abi. Ha tamam. Al evet, bakayım. Eyvallah. Eyvallah. Valla ben size bir şey söyleyeyim. Fatih'te yaşadım, büyüdüm ama Unkapanı pilavcısında ilk defa yiyorum. Arabadan Navigos'tan açtığında anlamıştım kardeşim. Yemin ederim. Ben de ilk defa yiyorum. Ben spor yaptığımız dönemlerde akşamları buraya gelip yerdim. Evet, bir şey diyeceğim. Çok özür diliyorum. Lafını böldüm. Yok yok estağfurullah. Ona geleceksin sen. Tavuk ben gırzına geçtim kardeşim. Hocam buna ketçap atmıyorsan pilav yemiyorsun demektir. Pilava ketçap atılmaz be kardeşim. Kesinlikle atılır. Yorumlarda konuşalım. Pilava ketçap abi, atılır mı atılmaz mı? Atılmaz pilavın, abi. Abi bak pilavın neyidir biliyor musun acı biber? Oradaki olmazsa olmazı değil midir? Kesinlikle öyledir. Aynen öyle. Abi bu adamlar boşuna meşhur Unkapanı pilavcısı değil ya. Ben o yüzden hani burada yorum yapmama gerek yok. Abartıyor muymuşum? Abartmıyorsun. Çok iyi. Çok iyi. En iyisi. Çok iyi. Unkapanı pilavcısının da adresini tarif ediyorum. Unkapanı İstanbul pilav. Büyükşehir Belediyesi'nin ilerisine. Yürü. Kimse kusura bakmasın ama bu pilava hayır diyemem. Oğlum fasulyenin güzelliği halis mi? Halis falan değil. Şu an rüyadaysam beni uyandırın. Gerçekten bak şu an rüyada mıyım? Rüyada mıyım hemen bakıyorum. Türkiye'nin en iyi köftesi Ordu Fatsa'da. Doğruları söylüyorum evet rüyada değil. Rüyadasın. 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 Rüyada değilmiş. Türkiye en iyisi Akçabat köftesi. Kral bir porsiyon pilav kaç paraydı? 35 abi. 35. Tavuklu pilav. Aynen. Biz yarım yiyoruz. 1,5 porsiyon da 45. Tamam zaten 1.30 ise 1.5 45'tir. Biz yarım yiyoruz 15 lira. 35 değil mi? 30 diyor ya. 35 dedi ya. 35 mi dedi? 30 dedi ya. 35 dedi ya. Tamam fark etmez. Yarım 25. Ha yarım 25. Ha. Tamam. Burası hangi semt olarak ne burası? Fatih. Fatih değil Fatih. Mi? İstanbul Fatih. İmece. Ayağında kundura. Arkadaşlar vallahi canı çekenler var yorumlarda da görüyorum ama bu konseptin olayı bu. Yıllardır bu konsept böyle çekiliyor. Yemezsen çekemezsin. Gerçekten bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim. İstanbul'un sokak lezzetlerine galiba puan veremeyeceğiz.
Ben direkt okey deyip geçiyorum. Evet. Okey yani. Ama hani... bir şey söyleyebilirim. Ha. Aslında bak az önceki birinci yediğimiz köfteci, şu anki un kapanı pilavcısı. Bir şey diyeceğim, sen de ilk defa geldin oraya. İlk defa geldim. Bence böyle mekanları böyle mekan yapan olay ne biliyor musun? Şu çevrede insanlar oturuyor hani dışarıda. O sosyal olay yani, tabii ki kesinlikle. Şu plastik masa babam, şu plastik sandalye. Buraları bu yapan şey bence bu. Sıradaki durağımız neresi hocam? Sıradaki durağımız Karaköy Balık Ekmek. Karaköy Balık Ekmek. Eskiden Eminönü Balık Ekmek vardı. Karaköy. Niye Karaköy? Eminönü. Ben orada yemiştim. Orada evet. Göreceğiz diyorsun. Burası yarım porsiyon 25, tam porsiyon 35 lira tavuk pilav. Gayet güzel. Abi çok iyi. Çok uygun ve doyurucu burada yemek istiyorsanız. O kadar da bağırdık, çağırdık. Kimse de rahatsız olmadı. Gayet medeni bir yerdeyiz. Devam ediyoruz. Hadi gidelim. Şu detayı göstermesi olmaz ama. Arkanda. Kesinlikle onun olması lazım. Karaköy'deyiz. Gerek tarihi yapısı, gerek... Şöyle sabit durup bir kamerayı anlatsana. Şurada. Karaköy, İstanbul'un eski semtlerinden bir yerdir. Gerek tarihi yapısı, gerek gençlerin uğrak mekanı olarak çok gözde bir semttir. Tabii ki sokak lezzetleri de burada çok nadir... burada bozdum. Heyecanlandım, çok özür dilerim. Burada... Evet, Karaköy balıkçısına gidiyoruz şu anda. Meşhur, çok meşhur. Senin beni yönetmen de beni bunu yapmam. Bilal sağ olsun, Engin bilgileriyle bize Karaköy'ü özetledi. Şimdi Karaköy'de eğlencenin dışında bir de yemeğe deneyeceğiz bakalım. Evet, Karaköy bu arada uzun zamandır gelmeyenler için söyleyeyim, değişti abi. Uzun zaman dediğin 20 yıl falan demen lazım. Hayır. Karaköy sürekli 6 ayda bir değişiyor baba, anladın mı? 6 ayda bir değişiyor. Aman dikkat, kendini bakayım. Yeniliyor. Gerçekten öyle bu arada. Burası baya şeye benzemiyor. Tabii. Amsterdam sokaklarına benzemiyor mu şu an? Yok kanka, alakası yok. Biraz önce Atakan şey dedi, şuraya gelmişken 300 kardeşler ikinci bölüm bir daha mı çeksek? Evet, 300 kardeşleri de biz Karaköy'de çektik bu arada. Karaköy'de çekmiştik evet. Ve ben bu gideceğimiz balıkçıyı o gün keşfetmiştim. Allah Allah. Evet. Sen o gün yedin mi peki o yedik, zaman? Yedik tabii. Ben yedim mi? Yedik abi, yedik abi. Ya hatırlamıyorum ya. Karaköy çok iyi be. Normalde burasıydı da. Buraydı. İleride de var bir tane, o da çok iyi. İlerisi daha iyi dedi. Sıra var, sıra. Karaköy çok kaliteli bir yer. Karaköy güzel yer abi. Karaköy güzel yer. Bayağı turistler sıraya girmiş. Bak evet, yine ha. Sıra var bak, görüyor musun arkadaşlar? Sıra var. Orada köfte diye böyle biliyor musun? Abi dedi, Mersin'de dedi yediğiniz tantuni hiçbir şey değil dedi. Gelin benim tantunimi yiyin dedi. Hatırlıyor musun? Mersin'de şey demiştim, İstanbul'da bir tantunici var demiştim. Evet. Orası burasıydı biliyor musun? Ciddi misin sen? Evet. Gerçekten mi? Evet. Atakan'ın evet. Güzel, o zaman Atakan, orası burasıydı. Atakan ayda bir buraya gelir, tantunisini yer gider. Mersin'de yedim tantuni, beğenmedim. Tamam. Açık açık. İstanbul'da tamam. Daha iyisi var. Orası burası. Tamam. O zaman çok az alalım, hepimiz deneyelim. Şimdi abi. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ya şurada balık yiyecektik. Balıkta da çok ciddi sıra vardı. Geldik şimdi bakalım. Ben tantuni nasıl yerim biliyor musun? Böyle yumuşacık, ağızda eriyecek ya. Yerindesin, yerindesin. Evet. Sen nasıl aynen istersin? Ben Bilal yesin, ben onun gibi yemek istiyorum. O anlıyor zaten. Sen de yerindesin. Lavaşı iyice basacaksın, anladın mı? Hadi. Kanka, belki her zamankinden. Tanışıyoruz biz de, geliyorum Mersin'de. Evet, domatesli. Ya ben Mersin'de diyeceksin, ben Mersin'de tantuni yememişim diyeceksin. Ciddi yani. O kadar mı ya? Tamam. Bir bakalım, tamam mı? 5-6 kirvem, şubemiz yoktur. Hadi gel bakalım. Ben bir şeyleri abartır mıyım ben mesela? Ben biliyorum, sen bana diyordun, ben Karaköy'de bir benim tantunici var diyordun. Evet, 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 orası. Nasip oldu ya, bakalım. Gel, ne içersin? Ben yarım alayım. Bunun yarısı her olabilir mekan mi abi? Otur abi. Tamam abi. Hatta onu... Aslan bir ayran... Ya silecek, sil bakayım şuraya. Açık ayran yok değil mi? Ben zaten ayran içmeyeyim daha, ikinci bardağım. Kredi İki haftada bir buradayım. O yüzden ev sahibi gibiyim. O yüzden kusuruma bakmayın. Hatırladım. Aa vallahi hatırladım. Hatırladım. Bak yıllar olmuş arkadaş söyledi. Aa! Anladım. Üste çıkıp tantuni yemiştik. Tamam ben geliyorum zaten. Ben hatırlamadım. Nasıl? Siz ikiniz mi geldiniz yoksa? Yok lan dizi çek... Hatta gene çekimden sonra uğramıştım. Oğlum ben gitmiş, hafızam benim vallahi gitmiş. B16 vitamin eksikliği var bende. Nasıl? Çok iyi, harika. Evet, tantuni geldi. Beğenmezsem kusura olur bakma. Beğenmezseniz beni şurada dövün, izin veriyor. Tamam. Bak ben... Evet. Sana özel. Bu domates, sağ domatesli. Evet. Tamam. Sağ domatesli geldi. Tamam. Bilal özel olan. Bak yemin ederim beğenmezsen beni şurada baba, dövün. Baba görüntü güzel. Şimdi tadına bakacağım. Acılı sanki o Bilal. Tamam hadi yapıştır. Reis arasına şundan koyayım mı? Çatır çutur. Bilal bir sırkalayayım lan. Sakin ol, bayılma. Bak beğenmezsen adama bir şey deme, beni şurada dövüyorsun. Abartacak bak. Bak, bir şey diyeceğim. Geliyor, dur. Buradasın diye demiyorum, normal.
Şaka tabii ki. Tam istediğim gibi. Yumuşacık, eti sulu, içi sulu. Harika. Her yerde bu var. Bu Atakan'ın spesiyel mi? Evet, Atakan'a özel. Her zamankinden, Atakan'ınkinden. Benim her zamankinden dediğim için kanka. Tam istediğim gibi olmuş. Ellerine sağlık. Harika. Tam istediğim gibi olmuş. Bakayım senin özel... Abi bir şey diyeyim. Gerçekten bugün rüya mı görüyorum yoksa ben harbiden şaka mı yani? Şunu bir ısır Baki ya. Abi siz yiyin ben... Şunu bir ısır ya. Gerçekten. Hayır şunu bir ısıracaksın, hayır. Ne diyor? Gerçekten dediğiniz gibi. Gayet iyi. Böyle doyurucu porsiyon oldu Fatih. Bekliyorum benimkini. Abi çok teşekkür ederim. Benim canım çekti. Daha yeni yedim. Spesiyal da geliyor arkadaşlar. Abi bir şey gelmesin, balık ekmek yememiz lazım. Doyuyoruz ama. Vallahi sadece bir tadına bakın. Tadına alacağım. Şiştik ama. Hocam şimdi şöyle. Bizim Mersin'deki yediğimiz tantuniye göre baktığın zaman bana kalırsa kesinlikle orada tam net ifade edemedim ama burada net ifade edeyim. Burası bence oradan çok daha iyi. Oğlum biz Mersin'de tantuni mi yedik ya? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bilal bayıldı oğlum oraya. Ya abi güzeldi yani sonuçta. Ne hoş. Ne baba bu? Bu da bizim kendimize şimdi, has spesiyel yoğurtlu. Anlat bunu. Bunu özel manda yoğurduyla karışık yapıyoruz. Evet. Yine standart dürüm tantunimiz var. Ama içine ekstra olarak aşk ve sevgi daha çok. Aşk ve sevgi varsa. Aşk ve sevgi dedim beni kazandın yani. Ben şimdi bunu yapıştırırım. Aşk ve sevgiden de. Bayılacak. Gerçekten çok iyi. Yemin ederim. Çatal attırdı bana. Yemin ederim çok iyi. Çatal attırdı bana. Bilal çatal atmaz halbuki. Yapıştır. Hiç öyle huyları yoktur. Yapıştır. Çatal attırdı bana böyle bir şey yok. Mehmet Şef gibi çatal attım valla. Hadi kan iyi ki getirdin lan bizi buraya. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Evet. Özellikle şu çok iyi. Bizim İsmi neydi abi bunun? Yoğurtlu tantuni bu. Yoğurtlu spesiyel. Bomba. Balık ekmekten bir tane alalım. Herkes birer, evet, birer evet. ısırık alsın. Aynen. Evet. Şu tantuniyi yemek istiyorum baba. Ne diyeyim şimdi? Yalan konuşamam. Ben bir tantuni sevdalısı olarak bu tantuniyi yemek istiyorum. Şimdi balığa geçelim hadi. Saçımı düzelt abisinin gülü. Şimdi abinin ellerinden böyle bir şey yiyeceksin. Yer yemez tamamen samimi görüşlerini kameraya ileteceksin. Yemin ederim söyleyeceğim. Hop. Ne diyorsun? Ha? Sen de alabilir miyim? Uçak geliyor bak. Hop. Ne diyorsun? Oğlum. Şimdi kamerayı al Bağış'ın elinden. Bir şey değil mi? Yani bir de yani kaç para verse böyle bir şey. Gerçekten. Ya evet. Çiçi istiyorum ama. İstiyorsun mu? Uçak geliyor. Ne diyorsun? Gerçekten Mersin'den daha iyi. Gerçekten iyi. Gerçekten iyiydi. Şaka maka. Gerçekten iyiydi. Al kardeşim benim. Teşekkür çok ediyoruz. Kral borcumuz ne? Misafir. Olur mu öyle şey ya? Abi, olur mu ya? Biz... Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Ayağına sağlık abim. Yine bitti. Abim görüşürüz. Abim görüşürüz. Selametle. Hadi bay bay. Burada biraz balı da hep turistler yiyor. Biraz bekleyeceğiz. Önünde, sıra var. Önünde sıra olan bir balıkçı demek ki gerçekten meşhur. Yani bir sokak lezzeti yazıyor zaten direkt. Çok canım çekti şu an. Arkadaşlar şimdi orası çok kalabalık olduğu için Yusuf bekliyor. Yusuf bir tane alıp gelecek buraya. Burada deneyeceğiz balığı. Burada bir tane yiyeceğiz. Evet. Çünkü çok et yedik. Bir de balıkla karıştırınca kusmuyor. Bir şey diyeceğim. Evet. Çok mu açık sözlü oldum? Karanfil alsak da, mesela karanfil atsak önceki lezzet gitsin ağzında. Ya o kadar degüstasyonluk bir şeyimiz yok bilelim. Bir şey diyeceğim. Karanfil öyle mi yapıyor? Evet. Yok alakası yok be. Bence yok. Neyi o ağzı şey ne yaptı? Ne? Bir bardak su içsen yeter ya. İçtim suyu ama ağzımda tantuni lezzeti var. Yapma ya. O zaman çok lezzetli bir tantuni. Şimdi balığın evet balığın lezzetini %100 karşı tarafa iletmek için evet. Ağzımda bir tad olmaması lazım. Karışık. Aa Vedat Milor. Aa hocam. Bu senin sodan. Tamam sodayı. Tamam bir saniye. Neyse, bir saniye. Tamam ilk üstünü sen al. İlk üstünü ben alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Tamam sen al. Yok al vallahi. Yapıştır. Tamam al fark. Çok aç olsam bence gayet harika. Öyle. Sen sonra? Sana yemin ederim. Balon mu? Yediğim en iyi balık olabilir yani. Evet, ben daha iyi balıkları yedim. Bak bilmiyorum ama sosuna bence ne kattıysa. Ya ben şey söyleyeyim. Balık ben ekmeği... ben beğendiğim bir tavuk. Ben özel bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Sosu evet neyse. Kesinlikle soğanı falan içinde çok güzel olmuş. Ama balık ekmek Eminönü'nde yenir mottosundan çıkamayacağım şimdi. Şunu bir tatsanıza. Yusuf. Ben daha şu an yemeyeceğim çünkü bir tane daha yiyeceğiz. Al bakayım yorumunu yap. Benim canım uykuluk istiyor, midye istiyor ya.
Güzel, hiç bala benzemiyor. Neye bir benzemiyor dedin? Bala benzemiyor, soslu et gibi güzel. Evet, ilginç, baharatlı bir ete benziyor. Aynen. Baharatlı bir et. Bir balık tadı çok net almadım. Neden? Palamut değil herhalde bu. Çok iyi. 10 üzerinden 17. Abartmıyorum ya. Abarttım da. Fatih bir şey diyeceğim. Kıyamet alameti gibi bir şey. Fatih ilk defa bir şeyi beğenmedi ya. Bir dakika, beğenmedi bir şey değil. Şey beğenmedi ya. Diyemezsin. Ne, gayet güzel. Gayet iyi. Beğenmedi diyemezsin. Beğenmedi demeyelim. Yoo, saygı duyuyorum. Hayır. Vallahi saygı duyuyorum. Estağfurullah, saygı şöyle duyuyorum söyleyeyim. Ben kesinlikle. He? Şimdi ben zaten bunu her türlü yiyen ve seven biriyim. Ben yarın yoldan geçsem bunu alırım yerim yani. Tamam. Bu konuda bir şey demiyorum. Ama mesela Eminönü'nde yediğim balık ekmek vibe'ını alamadım. Ulan sen Amsterdam'da bayat ekmek arası sosis hot dog'a. O güzeldi. Harika bir adamsın lan. Buna o başka bir şey. Hayır, o başka bir şeydi. Samimiyetsiz. O sosis kategorisinde olsa. Ben söyleyeyim. Balık malan falan tutamıyor ya. He? Hani tutamadığı şeye de alakası yok. Bilinç abi. Ben uykuluk ve midye yemeğe gidiyorum, sana da patlayacağım. Hadi geç. Bak siz yemin ederim ağzınızın tadını biliyorum. Siktir git. Nasıl siktir git ya? Ya Atakan, şu balık ekmeği savunmayacak mısın? Ben travma yaşıyor. Kendine gel, tamam. Ben balığı bak yemin ederim sana. Bu konuda hiç şakam yok. Evet. Ben Türkiye'de en iyi balığı pişiren kişiyim. O zaman bir dans. O zaman dans. Bence. Karaköy dansı. Karaköy dansı. Hayır, şu an ben dans falan demem. Benim dans. Dans. Karaköy dansı. Karaköy dansı. Karaköy dansı. Piç kırısı ye. Bir anda burası çok meşhur bir yermiş gibi falan gibi böyle bir anda şu tarafa şey yapsak mı? Kameraları açıp çok evet. Meşhur bir yermiş gibi. Çok ayıp olur. Niye adamın hoşuna gider anasını satayım? Meşhur diyeceğiz abi. Tamam peki gel. Ne, dondurmacı mı orası? Dondurmacı mı bilmiyorum ya biz de. O zaman bu görevi sana ait, hadi yap. Ben yapmıyorum. Abart. Ben mi yapayım? Yap. Merhabalar abi, nasılsınız? Abi bak her, bak kaç gündür burayı arıyoruz, gel. Burası işte, gel. Gel buraya. Kral. Bak yemin ederim. Merhaba. Var ya internette bir de her yerde seni okur. Merhaba abi, nasılsınız? İyi güzel. Şey. O spesiyalinden bir tane yap bize. Abi orası burası mı? Orası burası değil mi Fatih? Abi arkadaşlar karıştırıyor herhalde de. Biz akşam tatlısı yemeye çıktık. Biraz şaka yapmak istediler. Yok hayır. Kusura bakmayın. Çok konuştuğumuz yer burası değil mi? Evet burası. Dondurmacıyız abi biz. Tamam. Benim şu mekanın önünde bir fotoğraf mı çeksem? Çek abi, tamam ben çekeceğim. Abi bir daha gelemeyiz çünkü. Süper. Çok iyi çıktı fotoğraf. Bu var ya, bu akşam çok tehlikeli oldu. Kardeşim. Sen bu akşam çok tehlikelisin. Zaten meşhur bir yer. Burası meşhur değil diyemem. Bir anda adama şey diyorsun, arkadaşlar şey bilmem bir şey. Sen gaza getirdin bizi oradan. Davranışlar olsun. Ne bileyim, rezil edecek. Ben yaptım ama şu. Evet abi, çok teşekkür ederim. Bu benim kanka. Ne var? Mocha ice cream. Oha. Bu ne abi? Mocha ice cream. Gel aç ağzını, aç ağzını. Abi şöyle bir şey yapma. Bu ne abi? Tam olarak ne yani? Yaban mersili. Soğuk mu? Dondurma ne abi? Gerçekten çok ilginç lan. Biraz yiyebilir miyim? Dışında jelibon var. Evet. Değil mi? Aynı hamur gibi bir şey. Dışında hamur, jelibon gibi bir şey var. İçinde dondurma var. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Gerçekten farklı bir şey ha. Evet. Ne kadar abi? 30 lira. 30 lira bu 3 tane yediğimiz şey ve marshmallow'un içine dondurma koymuş gibiler. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. 30 lira. 2 tane. Abi 3 tanesi. Yalnızca old kafalar Allah. Duydu mu? Duydu değil mi? Duydu. Ucuzmuş ya. Arkadaşlar devam ediyor sokak lezzeti. Fiyatı da çok iyi. Fiyatı da tadı da mükemmel. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi kusacağım. Ama ben kusacağım. Bak sakın arabaya kusmayın. Vallahi kusacağım. Vallahi kusacağım. O zaman inin öyle kusun. Fatih dur, ne yapıyorsun ya? Fatih durur musun? Şu an Beşiktaş stadyumundayız. Abi bak durayım öyle. Bak patlıyor, lastikler patladı. Bir dakika. Yavaş, araba var. Yavaş. Dikkat et bile. Lastik patladı. Lastikler patladı. Kanka niye böyle bir şey yapıyorsun ki sen? Bu saatte nerede bulacağız cırttın lastiği? Patlamış mı? He? Ciddi misin? Şaka! Gerçekten çok iyi bir şakaydı bence ya. Bence çok iyi bir şakaydı. Midem bulanıyor, vallahi kusacağım. Bak solu çek, solu Beşiktaş Stadyum bak. Arabada biri boş yapıyor. İstanbul geceleri kafalardan sorulur. Kafalar İstanbul sokak lezzetleri tüm bilinmeyen asırlarıyla devam ediyor. Evet, burası neresi Fatih Yasin? Evet, burası sütlücü uykuluk abi. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar. Şimdi yiyeceğiz. Eyvallah. Sütlücüde olup da uykuluk yemezsek olmaz dedik, o yüzden geldik. Şey meşhur uykuluk, sütlücü uykulukçusu. Uykuluk şey mi yani, uyu artık.
Buyur abi. Uykum uyumadan önce. Şu an biri burada boş yapıyor. Ya oğlum uykuluk ya, diyorlar. Ya uyumadan önce evet. Ha, uyumadan önce değil mi? Uyumadan önce ya. Abi ben bir tane yarım alabilir miyim ya? Ben de yarım alacağım. Hoş geldiniz. Abi hoş ben hiç seni yormayayım. Teşekkür ederiz. Hiç alırım sizden. Çünkü daha önceki videolardan da bildiğiniz gibi sakatat grubuyla hiç aram yok. Yer misin? Bu uykuluk. Hayvanın neresinden abi bu uykuluk? Gerdan abi. Gel kardeşim gel. Evet, yaklaşık 20 yıldır diyor ki ben 20 yıldır geliyorum buraya diyor düzenli olarak. 20 yıldır geliyorum. 20 yaşındayım. En erken 1 yaşımdayken gelmiştim. Şu anda da kaç yaşındayım? 20 yaşındayım dedin değil mi abi? Evet abi. Şu an 21 yaşıma girdim abi. Sağ olsun. Sağ olsun. Ülkemizin gençleri eyvallah. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Montler mont var. Çakma ya. Çok ciddi almıştım. Gel Baki. Bilal önce büyük bir detay yakaladı. Şerim orada var. Evet, bunu paket yapıyoruz abi, kardeşimize. Bilmiyor musun Bilal gerçekten? Aa şey güzel ama görüntü efendim? Güzel. Efendim? Uykuluk bizim sokak lezzetimiz ya. Evet. Çok eski bir lezzetimiz yani. Aynen. Fatih. Evet abi. Ben bir yarım yerim. Abi üç yarım bir çeyrek oldu bizim. Atakan'dan ısırırım bitir. Abi ne kadar süredir sen buradasın? 22 tamam. Yıl oldu baba. Hep 22 yıl. 22 yıl. Vay maşallah. 2000'den başladık. 2022 oldu. 2022 abi. 2000'de başladık. 2022 bak 22 yıl bile kolay. Abi bu mesleği yapıyor. Diyor ki ben bu işte en iyisiyim diyor. Aynen. Üstüme de adam yok diyor. Yiyince beğenince iyi oluyor. Beğenseler iyi oluyor. Beğenirseniz iyi, beğenmezseniz kötü olur evet, diyor. Evet. Hocam 5 tane midye söyleyeyim dedim ben ya. Uzun süredir midye sevemiyorum biliyor musunuz? Gerçekten. Vallahi hoşuma gitmemeye başladı midye. Hayır, koronadan sonra oldu bu biliyor musun? Eskisi gibi mi yapmıyorlar sen mi? Damakta mı bir şey çıkardın? Ya çok kum taş falan oluyor kanka. Yani çok temiz gelmiyor bana. De bakayım. Çok iyi midye. Ben çocukken midyeyi ekmek arası yaptırıp yiyordum mahallede. Allah mesela, senin cezanı be. O benim çok hoşuma gidiyordu. Şu anda da bu midyeyi çok beğendim mesela. Evet. Uykuluğumuz geldi abi. Uykuluk mu? Yani son olarak videonun sonuna bile gelmiş olabilir. Bu videoda biri boş yapıyor. Bir ısır. Kokoreç mi güzel? Ben size güzel söyleyeyim de. Bak ben zaten uykuluğu burada yedim daha önce. Uykuluk sevenler burada uykuluğu yerler ve beğenirler. Ben bunu böyle söyleyeyim. Ama ben videonun sonuna geldiğimizi anlıyorum şu anda. Doymuşum abi. Yuttuk abi doyduk. Tıkanmışım abi. Ne diyorsun hocam uykuluk hakkında? Gecenin son saatleri. Abi tokuz biraz da. Evet tokuz. Ağzının kenarlarında hala varmışsın. Acıktın evinden çıktın. Şuraya geldin. Tam bir temiz öyle konuşmaya başladın. Evden acıktın çıktın. Evet. Geldin buraya yemeğini yemeye geldin kanka. Kılçıksız götürürsün. Birincisini yerken ikincisinin siparişini verirsin. Kesinlikle. Ayranı onunla orantılı olarak bitirirsin. Geceyi kapatırsın yani. Ayranla o ekmeği şey. Aynı anda da bitirir kapatırsın geceyi diyor. Yani böylelikle İstanbul gece sokak lezzetleri videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aga. Bilelim son günün, bir ısırıkla kapatacak. Şey günün favorisi benim için sürprizdi. Evet abi. Yoğurtlu tantuni. Günün favorisiydi benim için. Gerçekten günün favorisini de. Söyle sen de. Ya ben günün favorisi olarak köfte. Günün favorisi uykuluk benim için. Arkadaşlar biz bu videoda İstanbul'da bildiğimiz yerlere gittik. Bizim bilmediğimiz daha fazla yerler vardı. Siz bu videonun altına yorumlara yazın. Abi şurada da şu var, şurada da şu var gibisinden. Biz İstanbul dipsiz suyu olmaz olur mu ya? Çok fazla. Oralara da gidelim. Aynen öyle. Konuşamıyorum. Sence bakın. Görüşmek üzere. Biri boş yapıyor.